Yukarıda yer alan görüşler İslam felsefesinde ele alınan problemlerden hangisiyle ilgilidir? Cebriye ve Maturidiye mezheplerinin ortaya koymuş olduğu düşünceler vardır. Cebriye, davranışı yaratan Allah'tır. Davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah'tır. İnsan davranışından sorumlu değildir. Maturidiye, İnsan istediği için birden fazla davranışı yaratan Allah'tır. Davranışlardan herhangi birini tercih eden ve yapan insandır. İnsan davranışından sorumludur. Şimdi insanın davranışından sorumlu olup olmaması kendi iradesiyle bir seçim yapabilmesini ya da yapamamasını ifade etmektedir. Buna göre yaratıcının varlığını kanıtlama problemi, toplumsal yaşama yönelik problemler, varlığın neliği yani düşünsel, zihinsel problemi, bilgi problemi değil. Dikkat edersek burada kişinin davranışlarından cebriyecilere göre baktığımızda sorumlu olmadığı, Maturidiye ise kişinin davranışından sorumlu olduğunu yani kendi kararını verebileceğini ortaya koymaktadır ki bu durumlar veya tartışmalar irade özgürlüğü problemini belirtmektedir. Buna göre doğru seçenek C'dir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Skolastik 2. 15. yüzyıl felsefesinin sonunda Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Terim anlamı okul felsefesidir. Skolastik düşünce 8. 15. yüzyıllar arasında bireysel hayatla birlikte toplumsal hayatın bütününde de etkili olmuştur. Rönesans ile başlayıp 17. yüzyılda pekişen düşünce sistemi ise modern düşünce adı verilir. Modern düşüncenin yarattığı değişim de hayatın her yönünde etkili olmuştur. Şimdi skolastik düşünce ile modern düşünce karşılaştırılmış. Skolastik düşünce, modern düşünce. Skolastik düşüncede felsefenin konusu dindir. Modern düşüncede insan ve evrendir. Doğru. Skolastik düşüncede birey ön plandadır. Modern düşüncede geri plandadır. Yanlış, tam tersi olacaktı. Skolastik düşüncede birey geri plandadır. Modern düşüncede birey ön plandadır. Teoloji felsefe egemendir. Skolastik anlayışı da yani din. Bilim ise felsefenin kılavuzudur modern düşüncede. Doğa, din ve akıl ile açıklanabilir. Skolastik anlayışta ancak deney ve akılla açıklanabilir düşüncesi modern niteyle ilgili yani modern düşünceyle ilgili toplumsal hayat dine bağlıdır. Halbuki modern düşünce de dünyevidir yani diğer adıyla sekülerdir. Buradaki eşleştirmelerde yapılan yanlışlık bireyin ön planda olduğu ve geri planda olduğu açıklaması tam yer değiştirecektir. Dolayısıyla baktığımızda burada bir bilgi yanlışlığı vardır. Bu nedenle doğru seçenek B'dir. Bu parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bilim insanların en çok işbirliği yaptıkları alanlardan biridir. Bu nedenle bilim hiçbir ulusun, hiçbir ırkın malı değildir. Bütün insanlığın ortak bir ürünüdür. Bilim tarihi 20. yüzyılda insanlığın kazandığı bilgi birikiminin çeşitli din, dil, kültüre sahip ulusların ortak malı olduğunu göstermiştir. Ayrıca nerede hangi kültüre, hangi din ve inanca bağlı olursa olsun, bilimin gelişmesine uygun ortam hazırlayan her toplumun bilime katkı yapabildiğini bilim tarihi ortaya koymuştur. Burada bilimin arkadaşlar insanlığın ortak malı olduğu yani evrensel olduğu açıklanmıştır. Seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar A tutarlı olmak akla mantığa uygun olmaktır. Parçada geçmedi. B evrensel olmak cevabımızdır. C merak ve hayrete dayalı olmak geçmedi. D nedenselliğin yani determinizmin sebep sonuç ilişkilerinin olması bilimde anlatılmadı. E sonuçlarının kesin olmasından da bahsedilmedi. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçada varlığın reddedilmesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? Bilgilerimizi başkalarına aktarmak için kullandığımız araç dildir. Dil sembollerden oluşan bir dizgedir. Semboller gerçeği ne kadar yansıtabilir? Algı göreli olduğundan varlıklar için ortak bir anlamı yoktur. Ağır, hafif, büyük, küçük, yararlı, zararlı hiçbir nitelik yoktur. Öyleyse varlık da yoktur diyerek arkadaşlar dilin subjektifliğinden farklı algılamalarının
olmasından dolayı bu dille, bu farklı algılamaya açık dille biz nasıl varlığı anlatacağız, nasıl varlığın varlığını kabul ettireceğiz diye düşünülmüş burada. Seçeneklere baktığımız zaman varlıktaki değişme değil, çokluk değil, dilin evrenselliği değil, tam tersi dilin subjektifliğinden, kişiselliğinden yola çıkarak arkadaşlar varlık reddedilmiştir. Dile yüklenen anlamların farklı olmasından işte varlık reddedilmiştir. Dilin düşünceyle bağlantılı olması değil, sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? Millet Okulu filozoflarından Thales, felsefe dışında matematik, astronomi alanlarında bilgiler ortaya koymuştur. Anaximandros felsefeyle birlikte astronomi, matematik, kartografi yani haritacılık ve siyasetle ilgilenmiştir. Anaximenes'in astronomi alanında kendinden sonraki düşünürleri etkileyen çalışmaları vardır. Yine doğa filozoflarından Empedokles, tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra devlet yönetimiyle ilgilenmiştir. Demokritos'un ise felsefe dışında matematik, fizik, teknik, tıp ve psikoloji gibi geniş bir alanda çalışmaları vardır. Buna göre A. ilk filozoflar aynı zamanda çağlarının bilim insanlarıdır. Doğru. Söz konusu bilgilere baktığımızda aynı zamanda filozoflar bilimsel faaliyetlerle ilgilenmişler ve çağlarının bilim insanları olarak ön plana çıkmışlardır. İlk filozoflar astronomi, tıp ve matematik başta olmak üzere başlı bilim dallarıyla ilgilenmişlerdir. İlk çağda bilim ve felsefe arasında keskin bir ayrım oluşmamıştır. İç içedir, doğru. Doğa filozofları doğayı sadece, yani tabiat filozofları doğayı sadece kurgusal düşünmeye dayalı olarak değil, gözlem gibi bilimsel yollarla da araştırmışlardır. Doğru. Ancak ilk filozoflar deneysel, bilimsel yöntemi geliştirmiş ve kullanmışlardır. Yanlış. Çünkü ilk filozoflar daha çok burada doğaya ilişkin açıklamalar yaparken burada birçok bilimsel çalışmalar da yapmışlardır. Bu durum şunu göstermemektedir. Yani ilk filozofların deneysel bilimsel yöntemi geliştirdiğini, bu daha sonraki dönemler ortaya çıkacak bir özelliktir. Yani yaşanan durumlar demek ki bu ifadenin veya bu durumun bir göstergesi olamaz. Dolayısıyla doğru seçenek B'dir. Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Felsefenin işlevi nedir? İşlev deyince fayda, yarar, görev bunlar anlaşılır. Ya da felsefe ne işe yarar türünden sorulara ilk çağlardan beri çeşitli cevaplar verilmiştir. Bir insan etkinliği olarak felsefe insan için bir ihtiyaçtır denebilir. Soru sormadan, merak etmeden, düşünmeden yaşayamayan insan felsefeye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Şimdi A, insanın bilme ve anlama ihtiyacını karşılamak, işte soru sormadan, düşünmeden, merak etmeden insan yaşayamıyorsa felsefede insanın bu ihtiyaçlarını karşılıyor demektir. İşte bu da arkadaşlar felsefenin temel işlevi nedir sorusunun cevabıdır. B, pratik yaşamı kolaylaştırmaktan bahsedilmedi. Bilimlere yol göstermek önemli bir işlevidir felsefenin ama burada geçmedi. D, demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak gene önemli bir işlevidir. Parçada anlatılmadı ama toplumsal değişimi hızlandırmak da tartışılabilir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Burada verilen görüşler bilgi felsefesinin hangi sorusuna bir yanıt niteliğindedir? Bergson'a göre insan ne duyu ne de akıl yoluyla asıl gerçekliğin bilgisine ulaşabilir. Asıl gerçekliğe ulaşmanın tek yolu insanın içinde bir ışık gibi duran sezgidir. Burada doğru bilgiye ulaşmanın yolunu sezgi olarak söylüyor Bergson. Çünkü sezgicilik anlayışının kurucusudur Bergson. Septiklere göre duyumlar gibi akıl da insanı yanılttığından kesin yargıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Burada da kuşkuculuk yaklaşımı anlatılıyor. Yani doğru bilgi arkadaşlar var mıdır yok mudur yaklaşımı burada tartışıldı. Septikler yoktur dedi. Bergson vardır ve sezgiyle elde edilir dedi. Seçeneklere bakıyoruz. A. Bilginin sınırları değil. B. Bilginin değeri değil. C. Doğru bilgi olanaklı mıdır yani var mıdır? Doğru bilgi var mıdır sorusu arkadaşlar burada işte cevap aranmaya çalışıldı. Bergson vardır ve sezgiyle elde edilir dedi. Septikler yoktur ve
hiçbir konuda yargıda bulunmamak gerekir dediği sorumuzun cevabıdır bu. D bilginin kaynağı diyemeyiz çünkü Bergson doğru bilginin var olduğunu söylüyor. Septikler olmadığını söylüyor. Olmadığı için septikler söz konusu olduğundan parçanın içinde kaynağı diyemeyiz. E doğru bilgi bilimsel bilgi midir? Değil. Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen görüşü yansıtır? Evrende durağan hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli bir değişim ve oluş içindedir. Doğa gibi insanın kendisi de bedeni ve ruhuyla sürekli bir değişim halindedir. Evren sürekli akan, durmadan değişen, dönüşümlü olarak yok olup giden ortaya çıkan bir süreç, bir oluştur. Şimdi burada evrenin bir oluş ve değişim içinde olduğu anlatıldı. Heraklitus'un görüşleri burada karşımıza çıktı. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Varlık yoktur, olsa bile bilinemez değil. B. İnsan aynı nehirde iki kere yıkanamaz. İşte bu Heraklitus'un arkadaşlar meşhur değişimi anlatan sözüdür. C. Var olmak, algılanmış olmaktır. Berkeley'in sözüdür. Evrende bir değişimin olduğunu düşünmek yanılgıdan ibarettir diyen mesela Parmenides olabilir. Bir sürü düşünür çünkü değişimin olmadığını savunuyor. E. Gerçek varlık idealar evrenidir diyen de Platon'dur. Varlık yoktur olsa da bilinemez diyen de Gorgias'tır arkadaşlar. Burada devinizm düşüncesine uygun düşünce arkadaşlar B seçeneğidir. Stoacılara göre ahlaklı yaşam aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? Stoacılara göre ahlakın amacı insanın kendindeki doğal aklı buldurmak ve bunu yaşayışla göstermesini sağlamaktır. Ahlaklı yaşayışa engel olan arzu ve ihtiraslardır. Onlardan kurtulmadıkça mutlu olunamaz. İnsan ihtiraslarının esiri olunca ruhsuzlaşır, katılaşır, merhametsiz olur, sevmeyi unutur. Demek ki stoacılar için ahlak nedir? Arzuları, tutkuları gemlemektir, onlardan kurtulmaktır, onları baskı altına arınmak, onlardan arınmaktır arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. A. Hazzı öncelemek değil, zaten bunu reddediyorlar. Çıkarlarını korumak değil, bilgili olmak değil, iyi niyetle davranmak değil, tutkulardan arınmak. İşte arzu ve tutkulardan, ihtiraslardan arınmayı parça bize anlattı. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Eşitlik olmadan özgürlük olamaz. Çünkü herkesin kendisini geliştirmek ve gerçekleştirmek için özgürlüklerden eşit bir biçimde yararlanma hakkının bulunmadığı koşullarda özgürlükten söz edilemez. Bu nedenle eşitlik yolunda atılacak her adım insanlar arasındaki yapay farklılıkları ortadan kaldırarak gerçek özgürlüğe doğru bir yöneliş olur. Şimdi savunulan nedir diye soruyordu. Seçeneklere bakalım. A. Sınırsız özgürlük kötüye kullanılabilir değil. Özgürlük ve eşitlik arasındaki ilişki arkadaşlar parçada anlatıldı. B. Eşitlik eğitim ve fırsat eşitliği olarak düşünülmelidir değil. Burada bunlarda özgürlük düşüncesi yok arkadaşlar. C. Yönetimde özgürlüğün eşitlikle birlikte bulunması gerekir. İşte özgürlük ve eşitlik birlikte olursa ancak anlam kazanır dedi parça. O halde bu parçaya uygun bir yaklaşımdır. Sorumuzun cevabıdır. D. Mutlak bir eşitlik ve özgürlükten söz edilemez dedi. Tam tersi edilebileceğini, bunların birbirine bağlı olduğunu söyledi parça. E. Hukukun olmadığı yerde özgürlük ve eşitlik bir işe yaramaz değil. Eşitliğin olmadığı yerde özgürlük bir işe yaramaz dedi. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin ortaya çıkmasında dünyanın ekseni etrafındaki dönüş süresi etkili olmuştur? Ardışık iki meridyen arasında zaman farkının 4 dakika olması dünyanın günlük hareketindeki dönüş süresiyle ilgilidir. Kuzey yarımkürede yaşanan yaz süresinin kış süresinden uzun olması dünyanın yörüngesinin şekliyle ilgilidir. Yörüngenin elips olmasının bir sonucudur. Yıl içerisinde gece ve gündüz süresinin değişmesi dünyanın eksen eğikliğinin bir sonucudur. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketinin sonucudur.
Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre turist kafilesinin ziyaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1, 2 ve 3. günlerde beşeri değerler ziyaret edilmiştir. İzmir, Efes tarihi kalıntıları. 2. gün Hierapolis antik kenti. 3. gün Afyon'daki termal tesisler. Üçünde de beşeri değerler vardır. Bu bilgi doğrudur. Turistler ülkemizin batı ve güney kesimlerini ziyaret etmiştir denilmiş. İzmir, Pamukkale, Afyon ve Toros Dağları ziyaret edildiğinden batı ve güney kesimler ziyaret edilmiş denilebilir. Turistler 3. gün ziyaret ettikleri yerde sıcak su kaynaklarını görmüştür. Afyon Karahisar'daki termal tesisler denilmiş. Burada sıcak su kaynaklarından bahsedilmiştir. Bu bilgi de doğrudur. 4. gün yeraltı suyunun oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleri, mağaralar, sarkıt ve sütunlar aşındırma ve biriktirme şekilleridir. Bu bilgi de doğrudur. Fakat 2. gün akarsuların oluşturduğu yer şekilleri denilmiş. Travertenler yeraltı sularının oluşturduğu yer şekilleridir. Akarsuların değildir. Bu nedenle burada verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mantarkaya, Tafoni, Barkan gibi yer şekilleri aşağıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen bölgelerin hangisinde görülür? Burada verilen yer şekilleri kurak bölgelerde görülen yer şekilleridir. Kurak bölge şekilleridir. Bundan dolayı çöllerde yaygın olarak görülür. D seçeneğinde verilen bölge sıcaklığın daima 20 derecenin üzerinde olduğu, daima sıcak olan fakat yağış miktarının az olduğu bir bölgedir. Yani çöl bölgesidir. Bu nedenle bu bölgede mantarkaya, tafoni, barkan gibi kurak bölge şekillerinin daha yaygın olması beklenir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangisi seyrek nüfuslu bölgeler arasında yer alır? Amerika'nın doğusu, Avrupa'nın batısı bu bölgeler sanayi bölgesidir, yoğun nüfuslu bölgelerdir. Gine Körfezi çevresi ve Hindistan tarıma uygun arazilerin fazla olduğu yerlerdir, nüfuslanmanın fazla olduğu yerlerdir. Fakat Avustralya'nın batı kesimleri çöl bölgelerinin yaygın olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Nüfus Avustralya'da daha çok ülkenin batı kesiminde toplanmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Parçada sözü edilen doğal afet sonucunda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Parçada kuraklıktan bahsedilmiştir. Bunun sonucunda tarımda verim azalır, sağlık sorunları yaşanır, toplu hayvan ölümleri ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, özellikle gıda ihtiyacının karşılanamaması gibi, su ihtiyacının karşılanamaması gibi durumlar söz konusu olur. Fakat iklim değişmesi kuraklığın sonucu değildir, sebebidir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Mezhep tanımına bakalım hep beraber. Ehl-i sünnetin itikadi mezheplerinden olup daha çok Türkler arasında yaygınlık kazanan bu mezhebin bazı görüşleri şunlardır. İnsanın akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşması mümkündür. Akıl Allah'ı bulabilir yani. Çünkü Allah insandan aklını kullanmasını, düşünmesini ve ibret almasını istemektedir. Bunun için de akıl Allah'ı tanıma konusunda bağımsızdır. Ancak yükümlülük ifade eden hükümleri tanıma konusunda bağımsız değildir. Allah her şeyi bir hikmet üzere yaratır, hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Ehl-i sünnet itikadi mezheplerinden dediğine göre ve biz ehl-i sünnetin itikadi mezheplerini eşarilik ve maturilik olarak bildiğimize göre sorumuzun doğru cevabı ya A'dır ya da E'dir. Devam edelim. İnsanın akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşması mümkündür ifadesi maturidilik mezhebine ait bir görüştür. Çünkü eşarilik mezhebine göre insan akıl yoluyla Allah'ın varlığına ulaşmasını mümkün görmez. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğindeki
Maturudilik mezhebidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Parçamıza bakalım ve vurgulanan ifadeyi bulmaya çalışalım. Bir iş yerinde çalışan işçiler dinlerinin gerektirdiği ibadetleri yerine getirme haklarına sahiptirler. İşverenin işin yoğun olması sebebiyle kişinin dininin gereği olan ibadetini yapmasına engel olması doğru değildir. Hatta işverenin iş yerinde çalışanların dinlerinin gereklerini yerine getirebileceği ibadet haneleri iş yerlerine yapması bir gerekliliktir. Cevaplarımızı incelediğimizde A. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak işverene aittir. Evet, doğru bir cümle bu, fakat parçayla alakalı değil. Çünkü parçamız iş yerindeki işçi ile işveren arasındaki ibadetlerini yerine getirme haklarını tartışıyor. B. İşverenin işçilerin ibadetlerini yapmalarına imkan tanınması gerekir. Evet, bu parçamızla alakalı bir cümledir. Parçamızdaki vurgu işçilerin ibadetlerini yapmalarına imkan tanıması gereken makamın, merciğin işveren olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ekollerden biri değildir? Verilen açıklamaya bakalım. Tasavvuf, İslam'ın ahlaki ilkelerini insanlara kazandırmaya çalışan, kişinin manevi yönden gelişmesini, kendini dünya hayatının gösterişinden uzaklaştırmasını amaçlayan bir sisteme sahiptir. Ülkemizde bu faaliyetleri yürüten tasavvuf ekolleri vardır. Cevaplara baktığımızda, tasavvuf ekolü olarak, daha doğrusu ülkemizde bu faaliyetleri yürüten tasavvuf ekolü, yani tarikatlar olarak bunu anlayabiliriz. Rıfailik tarikatı vardır, Mevlevilik tarikatı vardır, Kaderilik tarikatı vardır, Nakşibendilik tarikatı vardır ve bunlar tarikat isminin yanı sıra tasavvuf ekolü olarak da isimlendirilir. Ama Eş'arilik bir tasavvuf ekolü değil, itikadi bir mezheptir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada iman ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi vurgulanmıştır? Parçamıza bakalım. İslam düşüncesine göre İslam'ın kişiye sağladığı konum onun imanına göre belirlenir. Bu yüzden kişinin iman edip etmediğini bilmek son derece önemlidir. Zira kişinin iman edip etmemesine göre cenaze namazının kılınması, mirastan alacağı pay, devlete vereceği vergi gibi konular belirlenir. Evet, parçaya göre kişinin kalp ile tasdik ettiği imanını dili ile çevresine söylemesinden bahsedilmektedir ki, kalp ile tasdik edilen imanın dil ile söylenmesine İslam'da ikrar denir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğindeki ikrar kavramıdır. Bu parçadan hareketle geniş anlamdaki ibadete aşağıdaki isimlerden hangisinin verildiği söylenebilir? Parçamıza bakalım. İslam dininde ibadet, biri dar, diğeri de geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Dar anlamda ibadet, Yüce Allah ve Hazreti Peygamber tarafından yapılması istenen, Yüce Yaratıcı'ya karşı sevgi, saygı ve itaati içeren, yapan kişiye sevap kazandıran belirli davranış biçimleridir. Geniş anlamıyla ibadet ise, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu olan herkesin, Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle gerçekleştirdiği bütün tutum ve davranışlardır. Evet, parçaya göre ibadet ikiye ayrılır. İbadet ikiye ayrılıyor. Biri dar anlamlı ibadet, diğeri geniş anlamıyla ibadet.
Dar anlamıyla ibadete namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler örnek olarak verilebilir. Geniş anlamıyla ibadete ise Peygamber Efendimizin bir hadisinden hareketle yoldaki bir taşı kaldırmak bir ibadettir. Bir kediye, bir köpeğe su vermek bir ibadettir. Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını gidermek bir ibadettir. Güler yüz bir ibadettir. Bunun gibi bu geniş dairedeki ibadeti de arttırabiliriz. Dolayısıyla insanın niyetiyle yaptığı her türlü güzel davranış ibadet kapsamına girer. İslam'da bu geniş ibadet kavramına güzel iş, güzel davranış, salih davranış, salih amel denilir. Dolayısıyla bu parçada hareketle geniş anlamdaki ibadete İslam'da salih amel adı verilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. XIX. yüzyılda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlar sanılanın aksine piramitleri inşa edenlerin köleler değil, Firavun'un kalıcı olarak istihdam ettiği Mısırlı usta ve işçiler olduğunu göstermektedir. Bu gerçek piramitleri inşa edenlerin kalıntılarının Giza'daki piramitlerin yanındaki mezarlarda bulunmasıyla ortaya çıkmıştır diyen bir tarihçinin bu tezine bakılarak yukarıdaki yargıların hangilerine ulaşılabilir? Evet, burada var olan bir tarihi bilginin nasıl yapılan bir arkeolojik kazıyla değiştiğini ifade etmekteyiz. Öyleyse tarihte kesin bilgi yoktur. Değişen bilgi vardır. Sevgili arkadaşlar, işte bu tarihçi bunu ortaya koymak için bu cümleleri diyor. Buradan hareketle her bir tarihi bilgi yeni belgelere göre değişebilir. Yine antik Mısır'da halk sosyal sınıflara ayrılmıştır ibaresini sevgili arkadaşlar burada köle kavramından çıkarmaktayız. Yine Mısırlı usta ve işçiler olarak çıkarmaktayız. Yine burada Firavun kavramından sevgili arkadaşlar antik Mısır'da halkın sosyal sınıflara ayrıldığını görmekteyiz. Ancak Mısır'da teokratik düzen hakimdir ibaresini destekleyici bir metinde kısım yer almamaktadır. Burada sevgili arkadaşlar Firavun evet tanrı kraldır. Ancak metinde bu husus vurgulanmamıştır. Buradan çıkarılabilecek tabii hükümler sevgili arkadaşlar 1 ve 2 nolu seçeneklerdir. Metehan ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim. Şimdi Hun oldular demiştir. Buna göre Metehan dönemiyle ilgili olarak yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? Evet sevgili arkadaşlar, burada kavimleri kelimesine dikkat çekmek isterim. Birleştirdiğim kelimesine dikkat çekmek isterim. Ok ve yay gerebilen yani savaşan kavimleri bir araya getirmesi bunu işaret etmektedir. Evet, buradan hareketle Türklerin bir çatı altında toplandığını, bir bayrak altında toplandığını görmekteyiz. Bu çerçevede Hun siyasi birliğinin sağlandığını Mete ifade ediyor. Yine ele geçirilen kavimlere millet olma bilincinin aşılandığı bu çerçevede bu milletlerin de Hun olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Buradan hareketle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 nolu seçeneklerdir sevgili arkadaşlar. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa tarafından Tekirdağ, Bolayır, Keşan, Malkara, Çorlu ve Lüleburgaz fethedilmiştir. Süleyman Paşa bu bölgeyi Türkleştirmek için Karasi bölgesinden göçebe Türk oymaklarının büyük bir kısmını getirerek buraya yerleştirmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangilerine varılabilir diye soruluyor. Evet, burada dikkat edin, yeni bir fethedilen bir bölgeye sevgili arkadaşlar Türk nüfus yerleştiriliyor. Biz buna iskan politikası diyoruz.
Evet, İskan politikası çerçevesinde yeni fethedilen Karasi topraklarından alınan insanlar buraya, bu bölgeye sevgili arkadaşlar yerleştiriliyor. İşte bununla sevgili arkadaşlar Bizans'ın Balkan devletleriyle bağlantısını kesmeyi amaçlıyor Osmanlı Beyliği. Yine İskan politikası uyguluyor ve Karasi Beyliği'nin alınmasıyla birlikte Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada doğuracağımız 1, 2 ve 3 nolu seçeneklerdir. Antep'in harbine 11 ay oldu. Kurudu kanımız, benizler soldu. Analar bacılar saçını yoldu. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Verilen dizilere bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Evet sevgili arkadaşlar, burada Güney Cephesi'nde Fransızlarla mücadele edildiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Yine Antep'te yaşananların halk üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, burada analar bacılar saçını yoldu ibaresi destekliyor. Yine Fransız kuvvetlerinin Antep'i işgaline bölge halkı tepki gösterdiği vurgulanmaktadır. Analar bacılar saçını yoldu ibaresi. Yine sevgili arkadaşlar halkın Şahin Bey etrafında buluşması bunu ifade ediyor. Yine Antep işgali uzun sürmüştür. Antep'in harbine 11 ay oldu ibaresi bunu desteklemektedir. Ancak kurtuluş mücadelesi topyekün bir harekettir ibaresini destekleyecek bir husus şiirde yer verilmemiştir. Eğer burada analar ve bacılar ve halkın bir grup etrafında toplandığı ya da sevgili arkadaşlar kurtuluşun bir halk hareketiyle gerçekleştirdiği açık bir şekilde şiirde ifade edilseydi evet bunu kabul edecektik. Ancak verilen dizelere bakarak bunu çıkarmak mümkün değildir. Burada doğru cevabımız ulaşılamaz dediğine göre D seçeneğidir. Şeyh Said isyanı Türk dış politikasını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yargıyı kanıtlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Şeyh Said isyanı sevgili arkadaşlar Doğu Anadolu'da meydana gelmişti, hatırlayalım. Türkiye tam bu dönemde İngilizlerle Musul ve Kerkük için pazarlıktaydı. İşte bölgede ayaklanma çıkınca İngilizlerin bölgeye müdahale etmesiyle korkulmuş. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu dönemde Ankara Antlaşması imzalayarak Musul petrollerinin %10'unu 20 yıl boyunca kendine verilmek kaydıyla Musul'un İngilizlere ait olduğunu kabul etmiştir. Şeyh Said isyanı Musul'un kaybedilmesine sebep olmuştur diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir.